Alır mıyız? Alırız. Arkadaşlar merhaba. Günaydın. Günaydın. Bugün ayı kaçı ya? Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Eylül. Ekim. Aa, Ekim'e geçtik, doğru. Ya artık tarihleri de karıştırmaya başladık. Ya spor bana yaramıyor herhalde. Azrail mi başladı, ne oldu? Kan yürümüyor olabilir. Bugün MTV'de çıktım, belki ondandır. Zorlandım. Mehmet beni bekledi bu sefer ya. Evet. Sıkıntılı oldu. Ama yine çıktık. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Gidiyoruz bakalım öyle. Şimdilik Gökova'ya doğru. Ondan sonrası Allah kerim. Yine yoldan görüşürüz. Ama bu arada MTB'm nasıl? Mehmet'in bisikletinden daha güzel değil mi? Hadi görüşürüz. Evet, MTB ile yol bisikletinin arasındaki farkı görüyorsunuz. Yokuş çıkarken ben öndeydim. Yokuş inerken fizik kanunlarına göre Mehmet önde. Ya fizik kanunlarına göre yokuş çıkarken de Mehmet'in önde olması lazımdı ama yapacak bir şey yok. MTV'yle geldi ya, ben sana yetişebiliyor musun? Sıkıntı oldu. Yetişebiliyor mu? Yani işte bir düşünüyorum. MTV'me laf söylüyor ya, sanki hızlı gitmiyormuş gibi. Bakar mısın şimdi? Evet, kaç kilometre oldu? Benim 32. Senin 32. Benim yine bir 29. 4 kilometre koşmam. Nasıl 32'ye? Geçen 2,5'tu. Fazla mı gezdik? Her şeyde benden fazla yapmak için biraz daha fazla geziyorsun ha. Bana gelmeden önce. Ben biraz tırtıklıyorum. Ha, o zaman benimki de 30 falandır herhalde. Hayır. Seninki 29 kilometre. 29 mu? Senin 2,5 kilometre koşum var. Fazladan. Evet. Ben 29. Mehmet 31 kilometreyi devirdi. Geldik bir benzin istasyonunda, bir kahvelerimizi içtik. Şimdi tekrar geri yola dönüp Yeşilbelde yokuşuna tekrar Mehmet'le bir sınava sokacağım. Aynen. Bakalım bu sefer durmadan çıkabilecek mi? Geçen defa hatırlıyorsanız elinde bisikletle gelmişti. Ama en azından bisikleti getirdi yani. Sadece kendi gelmedi. Ama müdür güzel yer ya. Yani şimdiki amacım o yokuşu takılmadan çıkmak. Allah'tan sen MTV ile geldin mi? Biraz yavaşladın. Evet, MTV beni yavaşlattı biraz ama yine de rahatım yani yokuşlarda falan. Ancak MTV'mi işte özlemişim yaklaşık 1,5 senedir. Sallamazsak yani masayı. Ay pardon. Yaklaşık 1,5 senedir MTV'ye binmiyordum. Dün duşunu da aldırdım. Duşakabine soktum MTB'yi, bir güzel yıkadım. Yağladım. Pırıl pırıl oldu. Özlemişim ama. Ben yakında Mehmet'e de bir tane MTB aldırıp artık orman yollarına girip değişik size vloglar çekeceğim. Değişik anılar biriktireceğiz. Yani baksanıza şu şimdi karşı tarafı görüyoruz yani. Şu ormanların içerisine girip bisiklet sürmek güzel olmaz mı yani? Şu köyün üstünden. Ha, şu köyün üstünden şuradaki. Orman yolu açıldı. Vardır zaten oralarda orman yolu. Muhtemelen vardır yani. Diye düşünüyorum. İşte buralarda Marmaris taraflarında şöyle deredir, göldür tarzı bir yerler olsa, mesela ben Gölcük'te çok bisiklet sürdüm, Karamürsel'de. Oralarda orman yollarında hep sulak yerler var, akan sular var. Oralar insana çok daha değişik böyle bir ambiyans katıyor. Marmaris'in o eksikliği var yani, daha doğrusu Marmaris tarafında çok böyle sulak alan yok. Köyceğiz taraflarında falan var, böyle Yuvarlakçaya olsun falan. Bakarız, Yuvarlakçaya falan da gideriz belki bir gün. Oraları da gidilip görülmeye, bisiklet sürülmeye değer yerler yani. Ve en son Muğla'ya gideceğiz, Sakar'ı tırmanacağız, ondan sonra Mehmet'i mezun edip bir daha onda tur yapmayacağız. Neyse, yoldan görüşürüz, kendinize iyi bakın. Benim mezuniyet Sakar mı? Evet, senin mezuniyet Sakar. Diplomanı orada vereceğim elinden. Stop Sakar'a çıkınca. Şu an Sakar'ın tam tepesine bakıyorum. Evet arkadaşlar, Sakar'da şu gördüğünüz karşı yolun tepesi, dağın tepesi yani. Buradan oraya bir 9 kilometrelik, geneli %10 11 olan eğimlerle, gelenler biliyordur zaten. Öyle bir yol. Şiddetle tavsiye edilen bir yol. Ya zaten bu Marmaris Grandafond'un kısa parkuru hemen hemen aynı Sakar'a benziyor. Orası da 7 kilometre. Zaten orayı tırmanan Sakar'da tırmanır yani. Ha, Sakar'ın bir kötü tarafı, ekstra trafiği var. Ona da yapacak bir şey yok yani. Neyse, yoldan görüşürüz. Evet, Gökova'nın oradan tekrar Marmaris istikametine döndük. Marmaris 29, Datça 100 kilometre. Evet, Datça'ya gidelim bence. Hazır bende MTB var. Yol da beni rahatsız etmez. Sen ne halt edersen et. Kapaktan kaçarım başka. Bir de buraların en güzel özelliği, köpek yok. Sizi kovalayabilecek. Yine Gölcük'ten örnek vereceğim ama Gölcük'te, Karamürsel taraflarında, o İsraniye taraflarında acayip köpek mevcudu var. Ve ya çoğu saldırmıyor, havlıyor da. Nedense köpeklerin bir şeyi var bisikletliye karşı. Kendileri bisiklet süremediğinden kaynaklı herhalde, kızıyorlar. Oo, bak aracın üstünde MTB. Ama güzel bir MTB'ye benziyor. Arabanın üstünde olduğu için mi? Evet. Arabanın üstüne, her MTB arabanın üstüne gidemez öyle. Biraz pahalı olması lazım. Evet, 42 kilometreyi geride bıraktık. Çetibeli'ne geçtik. Yavaş yavaş Yeşilbelde Sapağı'na doğru gidiyoruz, az kaldı. Hava sıcaklığı 35 derece. Gider, fena değil. O kadar çok rahatsız etmiyor. Mehmet yine arkada kaldı diyeceğim ama geldi, yine yetişti. Gidiyoruz, keyifli gidiyoruz. Evet, Yeşilbelde Sapağı'ndan döndük. Duralım dedik, yine çeşmeden su içelim dedik ama su yine alev gibi. Hayret, Hiç beklemedim bu sefer. Ne oldu ya? Hayır. Neden acaba? Bende MTB var çünkü. Birader %16'yı gördüm ya. O ne demek? İyiyim. Şaka yapıyorsun. Sadece sen mi gördün? Sadece ben gördüm. Geçen kimse görmedi. Gördüm hemen kapattım zaten. Ya şimdi piknik mi yapacağız? Şimdi piknik değil, bir su içeceğiz. Bir sigara molası verelim artık bu yokuşun üstüne. Verelim. Bakar mısın? İyi gider. Normal. Bu alın teri. Bir çalışırken oluyor, bir bisiklet kullanıyor. Rüzgara nasıl laf etme ya? Kafa rüzgarı yokuş çıkarken yenir mi arkadaş? Yok, Mehmet abin yoksa çıkamazdı. İnsana yapılmaz böyle şey yani. Yorulduk ha. Vallahi yorulduk. Şimdi senin yollar başlar bu bisikletle. Yağ gibi akarsın vallahi. Ne güzel ya bunun. Oo, ağacından, dalından. Bakayım. Bu sarılar sanki kurumuş gibi. Kırmızı bak. Aha şurada var. Al sana piknik işte. Sarılar daha değişik mi? Öyle manyoş gibi. İnşallah zehirlenmeyiz yani. Abi öyle yok, yapacak yok. Bakar mısın şunun güzelliğine? Yumuşacık ya. Yeşilbelde Akça Sapağı'nda bulunuyor bu. Evet, Datça yoluna sonunda vardık. Manzara bak, manzara. İnsan bir karşıda fotoğraf falan çeker ya. Nasıl çekeceğim fotoğrafı ya? Evet, 70 kilometreyi tamamladık. İçmelerin arka tarafındaki yoldayız. Şimdi İçmelerin üstündeki tepeye tırmanıp oradan İçmelere ineceğiz. Bu yol gayet bozuk bir yol. Soğuk asfaltın en soğuğu atılmış buraya. Ne el bırakıyor, ne popo bırakıyor. Gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Benim için yokuş bitti. Serildik, yorgunluktan. Evet, şimdi Mehmet'i bekliyorum artık. Yavaş yavaş gelir. Arada gelir yani. Hayvan gibi rüzgar esiyor ya. Aynen. Evet, hemen duygu ve düşüncelerini alayım. Allah belanı. Şimdi bu bisiklet olmaz aga. Hangi bisiklet? Benimkiyle bu yol olmazmış. Onu anladım ben. Olmaz mıymış? Çok fazla titretiyor. Yapacak bir şey. Titretecek. Oo, sürprizler. Kolana al oturmadan, hiç kalkacak halin yok. Kalsın, açarım onu ya. Evet, Mehmet'in sürpriz dediği bunlarmış. Sürpriz dediği buymuş. Zaten o çantalardan başka bir şey çıkmazdı. Evet, turumuzu bitirdik. 78 kilometre oldu buraya gelene kadar. Eve giderken 85 olur. Eve gitmeye 85 civarı olur. Ama yolu kapatacaksın gene, beni bırakacaksın devam. Ama yorulduk bugün yani. bir yandan sıcaktı, bir yandan da yorulduk yani, bir yandan da yok. Neyse, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hani el sallamıyor mu? Salladım. Onlar gördüm. He, ben görmedim. Hadi görüşürüz.